Türkiye'nin bulunduğu topraklar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok kral ve hükümdar görmüştür. Tarihten günümüze kadar gelen büyük hazineler, kitaplar ve nesneler bazı gizemleri de beraberinde getirmiştir. Bu videoda sizlere çok yakın bir tarihte gerçekleşen olaylar zincirini ve kimsenin ne olup bittiğini bilmediği bir yeri anlatacağım. Tarsus'taki gizemli kazı ve tüm gerçekler. Tarsus'ta yapılan yakın tarihteki kazıyı hepiniz duymuşsunuzdur. Milletvekillerinin ve bakanların bile giremediği bir ev ortaya çıkmıştı. Bu evin etrafı mavi brandalarla çevrilmişti. Evi sadece özel ekipler koruyordu. Eve hiç kimse alınmıyordu. Evdeki kazıdan çıkan topraklarsa askeri bölgeye dökülüyordu. Bu evin altındaki gizem hala aydınlanmış değil. Kimse doğru düzgün açıklama yapmıyor. Tarsus'ta 3-4 yıl önce açılan MIT ve Özel Harekat Polisleri tarafından korunan kazıyla ilgili CİMER'den açıklama geldi. Bir CİMER başvurusu üzerine 3 Kasım 2017'de kapatılan kazıda kandil parçası, çatı kiremiti gibi malzemelerin bulunduğu söylendi. Üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan kazı, çeşitli spekülasyonlara neden olduğu için kimse bu cevaptan tatmin olmadı. Kültür Bakanlığı'na bağlı Müze Kazıları Şubesi'nin CİMER başvurusu üzerine verdiği yanıtta, söz konusu alana ilişkin Tarsus Müzesi Müdürlüğü'nce hazırlanan uzman raporunda, anılan alanın 3. derecede arkeolojik sit alanı olarak tescilli olduğu ve bahse konu olan alanda bilimsel kazı dışında herhangi bir kazı çalışmasının gerçekleştirilemeyeceği ifade edilmiştir. Anılan alanda daha önce yasa dışı yapılan kaçak kazılar sonucunda gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kurtarma kazıları başlanmıştır, denildi. 4 evin avlusunda yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda yapılan kazı, kimsenin görmemesi için mavi branda ve tel örgüyle çevrilmişti. Kazı alanı, özel harekat ekiplerince ve uzun namlulu silahlarla korunuyor ve alana kimse sokulmuyordu. Kazıda ne bulundu sorusuna gelen cevaptaysa şu ifadelere yer verildi. Tarsus Müzesi Müdürlüğü'nce 217 ada, 7 ve 8 nolu parselde gerçekleştirilen kurtarma kazısında, kültür dokusunun ortaya çıkarılarak niteliğinin anlaşılabilmesi için amorf durumundaki pişmiş toprak, kandil parçası, çatı kiremidi, amfora parçaları ve benzeri buluntulara ulaşılmış olup, envanterlik nitelikte taşınır taşınmaz kültür varlığına rastlanmaması nedeniyle kazı çalışmalarının sonlandırılması kanaatine varılmıştır. 03.11.2017 tarihinde kazı çalışmaları sonlandırılarak can ve mal güvenliği açısından açılan kazı çukurları kapatılmıştır. Kazıyla ilgili birçok iddia ortalıkta dolanıyor. Bu iddiaların en çok dikkat çekeni ise İncil iddiası. Hristiyanlığın önemli isimlerinden Tarsuslu Aziz Pol'un kayıp İncil'inin bulunduğu yönündeydi. Ancak Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell, Vatikan'ın Tarsus'taki herhangi bir arkeolojik kazı veya başka faaliyete dahli yoktur, dedi. Tarsus kazısı ile ilgili araştırma yapan araştırmacı yazar Koray Kamacı bir yazı kaleme aldı. Tarsus kazısı ve Vatikan bağlantısıyla ilgili olan bu yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de son döneme damgasını vurmasına rağmen doğru düzgün hiçbir açıklama yapılmayan Tarsus kazısı hala gizemini korumaktadır. Özellikle baktığımız zaman kazıdaki asıl amaç hala muamma. Bizim yaptığımız araştırmalarsa bu kazıdaki asıl amacın Aziz Pavlus ve metinleriyle doğrudan ilgili olduğu yönündedir. Açıklanması halinde Hristiyanlık dünyasında ve Vatikan'da Barnabas İncil'inden de daha büyük bir etki yaratması muhakkaktır. Lakin büyük bir gizlilik içinde yapılan özellikle MIT ve özel kuvvetler korumasında titizlikle yürütülen bu kazı, tüm dünyayı etkileyecek bir öneme sahiptir. Kazıya milletvekili dahil pek çok önemli kişinin dahi alınmaması da ayrıca önemlidir. Özellikle CHP milletvekili Aytuğ Atıcı'nın sürekli bu hususu gündeme getirmesi, dönemin Kültür Bakanı'na bu kazıyı sorması ve dahi mecliste soru önergesi vermesine karşın bu husus büyük bir gizlilik ve titizlikle devam etti. Aytuğ Atıcı tam 5 kez kazı alanına gitmesine rağmen içeri alınmadı.
Kazının gizli yürütülmesi komplo teorilerini de beraberinde getirdi. Birçok teori ortaya atıldı. Dünyaca ünlü Dakyanus hazinesinin bulunduğu veya evin altında Akdeniz'e kadar ulaşan tünelin kayıp Atlantis'e ulaştığı gibi birbirinden gizemli teoriler gündeme getirildi. Ancak olay Aziz Pavlus metinleriyle alakalıydı. Takvimler 13 Kasım 2016'yı gösterdiğinde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bulunan 3103. sokakta başlayan ve uzun zaman süren kazı epeydir kamuoyunu meşgul etti. Büyük gizlilik içinde başlatılan kazıda MIT başta olmak üzere Ankara'dan özel bir ekibin bizzat görevli olduğu bilinmekteydi. Hiçbir yetkilinin kazıyla ilgili açıklama yapmaması olayın gizemini daha da arttırdı. Üstelik milletvekilleri vesaire hiç kimse kazı alanına sokulmuyordu. Tarsus, Hristiyanlık tarihi için çok önemli bir yere sahiptir. Türkiye'nin tarihiyle ünlü bir bölgesi olan Tarsus, geçmişte Güneydoğu Anadolu'da Kilikya bölgesinin en büyük kentiydi. Aziz Pavlus'un yaşadığı zamanda bu kent, Roma'nın Suriye Kilikyası başkentiydi. Roma'nın vergilerinden muaf olan, zengin, ayrıcalıklı ve okullarıyla ün salmış bir kentiydi. Aziz Pavlus, işte böyle bir kentte doğmuş ve tüm bu ayrıcalıklara sahipti. Aziz Pavlus'a da ayrı bir parantez açmak gerekir. Pavlus sadece doğuştan bir İbrani değil, aynı zamanda devamlı vurguladığı üzere ciddi ve gayretli bir Yahudiydi. Ve Yahudiliğin en titiz mezhebi olan Ferisilik mezhebindeydi. Ferisiler, yazılı olan kutsal yasayı yorumlamak ve ona ek olmak için geliştirilen sözlü yasaya ve ataların töresine çok önem verirlerdi. Kendisinin de itiraf ettiği gibi Pavlus'un Yahudilik konusundaki bu gayretleri onun ilk dönem Hristiyanlarına zulmetmesine sebep olmuştur. Hristiyanlara zulmeden kişi, Şam yolunda diri olan Hazreti İsa ile birdenbire karşılaşınca Hazreti İsa'nın en önde gelen vaizi haline geldi. Bu süreçten sonra Aziz Pavlus, Tarsus'ta en önemli öğretileri yazdı ve Hristiyanlıkla ilgili çok önemli sırları Tarsus şehrinde gizledi. Bunlar arasında kilisenin reddettiği bir takım hususlar da vardı. Lakin bu hususlar Pavlus'un Hazreti İsa'dan bizzat duyup yazdığı ve gizlediği önemli sırlardı. Tarsus'ta yapılan kazıda da bu hususla alakalı kanaatimce önemli belgeler ve sırlar açığa çıkartılmıştır. Lakin bu sırlar Türkiye tarafından özellikle korunurken kazı esnasında Vatikan'a bazı bilgiler sızdığı kanaatindeyim. Bu bilgileri içeriden sızma yoluyla Vatikan'ın elde ettiği muhakkaktır. Vatikan'ın özel temsilcilerinin sırf bu kazıyla ilgili İstanbul'a gelip özel görüşmeler yapmasını da bizzat takip ettik. Şuyu vukudan beter bir hadise. Lakin Aziz Pavlus İncili veya metinleri dediğimiz yazılar çok ama çok önemlidir. Meşhur Barnabas İncili'nden kat ve kat önemlidir. Bu sır eminim ki Türkiye'nin 2200 yıllık devlet aklı tarafından korunmaktadır. Ve zamanı geldiğinde bu sırda, pek çok sırda açılacaktır. Ama biz biliyoruz ki her sır zamanına gebedir. Unutmamak gerekir ki bu kazının sonuna gelindiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat Vatikan'a üst düzey bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ben yakın çevreme bu kazının sonlarına gelindiğinde ya bizden Vatikan'a üst düzey bir ziyaret olacak ya da Vatikan'dan bize üst düzey bir ziyaret olacak demiştim. Nitekim 59 yıl sonra ilk defa bir cumhurbaşkanı Vatikan'a gidip papayla görüşmüştü. Bu görüşme Türkiye-Vatikan ilişkileri bağlamında kendi içinde çok önemli sırlar barındırmaktadır. Her ne kadar görüşme konusu için Kudüs konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın teşekkür edeceği vesaire gibi konular ön plana çıkmış olsa da asıl neden Tarsus kazasında saklıdır. Bu bağlamda Vatikan'ın bizzat davetiyle görüşmenin olduğunu da unutmamak lazımdır. Benim demek istediklerimi anlayan mutlaka anlayacaktır. Bu hakikati birilerinin yazması şarttır. Biz de bildiklerimizin bir kısmını yazmaya çalıştık. Ve son söz. Gelecek dönem, kadim bilgilerin ve sırların belli taraflar arasında savaşılacağı dönemdir. Kanalımızda günümüz dış politikasının yanı sıra gizemli ve tarihi olaylardan da bahsediyoruz. Bu videoda da son dönemlerin en çok konuşulan ve merak edilen konularından biri olan Tarsus kazısını ele aldık. Araştırmaları ve yorumları için yazar Koray Kamacı'ya teşekkür ederiz. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.